Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de Tonguç bunu sen mi sırdın? Evet hocam. Evladım lütfen ısırma. Yazımı karıştırılan kelimelerin ikinci videosundayız. Şimdi bu da gene sınavlarda çok sorulan bir şey Tonguç. Fark etmek gibi kelimeler veya hak etmek, hak et halt et etmek, halt etmek veyahut da işte terk etmek. Bunlar hep ayrı yazılıyor Aptallık Tonguç. Aptallık etmek. Aptallık etmek de ayrı yazılıyor. Park Ma etmek. Mallık yapmak. Bu da evet, bunlar da ayrı yazılıyor ama bunlar ne zaman bitişik yazılıyor? Bazıları bitişik yazılıyor. Mesela zannetmek bitiş yazılıyor. Neden bitiş yazılıyor biliyor musun Tonguç bu? Zannetmiyorum hocam bitiş yazılımını. Veya hissetmek neden bitiş yazılıyor biliyor musun? Ee, onu da hissetmedim hocam. Peki affetmek neden bitiş yazılıyor Ne musun? bileyim hocam bilmiyorum. Bir Buradaki şey mantığımız öyle. şu Tonguç. Eğer herhangi bir ses olayı varsa bak şurada ses olayı var ya. Aa, zan ünsüz etmek, türemesi. ünsüz süremesi. Ünsüz süremesi. Ünsüz süremesi. varsa o zaman bitiş yazılıyor. O zaman söyle bakalım Tonguç. Kaybetmek nasıl yazılır? E, kayıp 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 aa, aa birleşik yazılıyor. Birleşik yazılıyor neden? Çünkü bir ünlü düşmesi ve ünsüz sertleşmesi var. O yüzden yumuşaması var. O zaman burada ne yapacağız biz? Bunları da yine bitişik yazacağız. O zaman mutlu etmek nasıl yazılır Tonguç? Mut ayrı yazılır hocam. Aynen çünkü herhangi bir ses olayı yok. Şimdi hiçbiri birçok birdenbire birkaç kelimelerine çok dikkat edelim Tonguç. Bunlar mesela hiç kimse hatırlarsan önceki videomuzda da söylemiştik hiç kimse ayrı yazılıyordu ama hiçbiri bitiş yazılıyor olmuş. Buna dikkat et. Bak birçok bitiş yazılıyor ama şuna dikkat et maalesef pek çok ayrı yazılıyor. Allah Aynen bu kurala dikkat et. Birden bire bitiş yazılıyor ama birebir ayrı yazılıyor. Bu tür uyarılara dikkat edeceksin. Birkaç yine bitiş yazılan bir ben kelime. Ben bu işi bırakıyorum hocam. Bırak Öğrenciliği olumsak. başkası yapsın. Ben uğraşmam. Bak burada senden bahsetmiş. Hayvan sever. Da... Evet. Hayvan, Hayvan sever bitiş yazılıyor. Sanat bitişik bitiş yazılıyor. Bak bu da yine bu da yine ama. sınavda sorulmuş da konuk sever yardımsever. Böyle sonu sıfat fiille biten kelimeler hep bitişik yazılıyor. Yardımsever, konuk sever. Küfürbaz. Küfürbaz evet. Bu nereden çıktı sonuç küfürbazın? Ne bileyim hocam. Burada biraz zorluk var. Gel git, baş öğretmen, heykel, tıraş ve gözyaşı. Öğrenciler tıraş kelimesini şöyle yazılıyor zannediyor. Bak bu çok büyük öyle bir hata. Hayır, efendim, öyle yazılıyor Hayır evladım öyle yazılmıyor. Trash. böyle yazılıyor. İngilizce'deki trash çöple karıştırıyorlar. Aa o da öyle yazılır zannediyorlar. Hani tren böyle yazılıyor ya Türkçe'de. Aa Tren böyle yazıyor. öyle mi Aynen. Ben oraya iyi e koyuyorum hocam. Bak trafik Tren böyle yazılıyor e. ya. Şimdi alışmışlar. Bunlar yabancı kelime. Sonuçta İngilizcesi de bunun trafik. Veyahut da train. train. Ha, o zaman burada araya bir şey girmiyorsa burada girmiyorsa burada da girmez diyorlar. Halbuki traş Türkçe evladım. İngilizce Traş diye bir şey yok ki. Gerçekten mi? Var mı oğlum İngilizce traş diye bir şey? İngilizce tıraş shave demek yani. Onlar ne alakası var bunda bunun? Anlaşıldı Aa. mı? Ama trafiğin İngilizcesi ve tren İngilizcesi aynı olduğu için çocuklar tıraş da ı düşecek zannediyor. Tıraş yapıyorsun hocam. Tıraş. Ya evladım ne diyorsun? Saçma sapan konuşuyorsun. Göz yaşı, özdeyiş, can kurtaran. Göz bebeği. Vay Aa, kaliteli işte. Mahvetmek. O, ne diyorsun? İşlemiş de işte diyorsun da. Bunlar bir şey yazılıyor. Yine hanımefendi yer bizi ve dershane bak bu çok önemli. Hastane, eczahane. Dershaneler kaldırdı artık hocam. Kaldırıldı ama eczane, ondan sonra postane. Bunlar da haneye dikkat etmelisin Tonguç. Bu yazıma da çok önemli. Bir dakika pastanede, pastane yazmıyor muyuz? Evet. Hane Tabii, yazmayacak mıyız? Pastane yazacağız. Ama şimdi, hocam hane yazmıyor hiç. İşte yanlış yazıyorlar Tonguç. Diyorum mesela işte, bak her yerde mesela her şeyi ben gazetelerde bile görüyorum böyle koskoca isim vermeyeyim şimdi. X gazetesi bile her şeyi böyle değil de şöyle bitişik yazıyor. Reklamlar açıyorum mesela televizyon izlerken bakıyorum her şey. Çıldırıyorum dayanamıyorum kanalı kapatmak değiştirmek zorunda kalıyorum. Hocam dava açtık. Ya evladım o nasıl açıyorsun? Açıyorsun? olmazdı evladım. Bak pantolon giyiyor musun Tonguç pantolon? Yok genellikle... E... Etek giyiyorsun. <laughs> pantolon, şoför bak şoför derler mesela. Şoför parçası. Ne falan. diyorsun evladım? Öyle şoför. Ha, diyorlar tabii espri. Egzoz, antrenman. Mesela antrenör çıktı sınavda. Antrenör yazılışı çıktı buna dikkat edeceğiz. Bir de dökümanı karıştırıyor. Doküman diye yazılıyor Tonguç. Bir dakika nasıl? Döküman diye okunuyor ama doküman diye yazılıyor. Ya, ya hocam uyduruyorsunuz şu an. Oğlum sen... Aa, Aa doğru yazılışı mı şu bu ama. Doğru, bunların hepsi doğru yazılışı. Biz Ola. asla yanlış... Bak ünvan da aynı şekilde. Unvan diye düşünüyoruz. Ama ünvan diye bakıyoruz. Ünvan diyor. Ünvanınız diyor. Ya ne saçma, diyor, saçma eyladım, bir sak... dil hocam. Ne, ne diyorsun Leyla Böyle yabancı kelimeler böyle. Orijinal de genellikle öğrenciler şöyle yazıyor. Orijinal diye yazıyor. Hocam Hayır. İngilizce öğretim var. Boşmayın Türkçe'yi. O... İngilizcesi nasıl bulunur? Original değil mi Tonguç? Original. Aynen Türkçe'de orijinal diye yazman gerekiyor. Bu çok önemli. Bak bunun yazımı doğru. Bunun yazımı ee, nerede İngilizce, şu evet. yanlış ha, ha or arada şey var iyi var yani evet iyi var karnabahar karnabahar da böyle yazıyor değil karnabahar değil mi o karnabahar değil yanlış Aa. herkesi biliyorsun mesela sen herkes diyorsun o yanlış Herkeş aslında herkes Herkeş demen lazım <laughs> bir. hatta bir de şöyle diyorlar herkes geldi hocam diyor herkes geldi. herkes geldi ne diyorsun oğlum? herkes kim ya herkes doğrusu bu Herkeriz demek istiyor hayır belki de olabilir evet. hristiyan bu şekilde yazılıyor yok Yahu evet diyeyim. Tamam sakin. Kafir, kafir Ne diyorsun evladım? <laughs> Onlar da bir dine inanıyor. Hristiyan bak burada arada ı yok. Eşofman giyiyor musun altına tonuç? Yok Ma genellikle canım. Çıplak donla çıkıyorsun Don maça. Başlıyor. Rezil bir insansın. Poğaça yiyorsun ama yanlış yazıyorsun artık yiyemezsin. Eşe iki tane şeyle yazıyorlar. Ne Hadi demek yazıyorsun hocam? İki tane şey yok mu orada? Hayır iki tane şey yok. Bir tane şey var. Şefkat. Şefkati şöyle yazıyor. Geçen öğrenci hocam çok şefkatlisiniz diyor. Ne diyorsun evladım? Saçmalama şef öyle şey evet. mi olur deseniz? Röportaj teneffüs, sandviç hastane, hastane, hastane böyle yazılıyor. Erozyonda Hocam, bu şekilde etmeye burada öğretmeye çalıştınız anlamıyorum. Burada yazımı karıştıran sözcükleri öğretmeye çalıştık. Burada bakalım bu ödülü soru yapabiliyorsan, kaç tane yazım hatasını bulabiliyorsan bu konuyu anlamışsın demektir Tomuş. Burada bir sürü yazım hatası var. Hadi Bence be. bulamazsın sen. Ben bulurum imkansız. Çok basit. Ben bulurum imkansız. O da güzel bir cümle. Tomuş Akademi.com'da videolarımızı izleyebilirsin. Aynı zamanda videomuzu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz da olur. Tamam hocam.